Bildiğiniz gibi bugünlerde ekstrem bir durum yaşıyoruz. Küresel bir kriz haline gelen koronavirüs sebebiyle okulda eğitim öğretime bir süre ara verildi. Bizler de hem bu şekilde videolarla hem de online olarak derslerimize, eğitim öğretime devam edeceğiz. Önce hepinizden derse başlamadan önce Joyful kitaplarınızı çıkarmanızı ve 7. ünitemiz olan Holidays ünitesini açmanızı istiyorum. 7. ünitemiz olan Holidays ünitesinde göreceğimiz ana konu Simple Past Tense, yani geçmiş zaman. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi üniteye başlarken kelimelerimizle başlıyoruz. Go on a holiday, tatile gitmek. Go or try paragliding, yamaç paraşütçülüğü yapmak. Aquapark, su parkı. Camping holiday, tatil kampı. Stay in a tent, çadırda kalmak. Take a sightseeing tour. Sightseeing, bir şehrin gezilip görülebilecek yerleri, bu tura katılmak. Go to seaside. Deniz kıyısına gitmek, sahile gitmek. Take a yacht tour. Yat turu. Go sailing. Yelkenliyle açılmak. Walk in the forest. Ormanda yürüyüş yapmak. Make a sandcastle. Kumdan kale yapmak. Learn or go skiing, kayak yapmak. Pick up or pick flowers, çiçek toplamak. Pick up fruits, meyve toplamak. Sunbathe, güneşlenmek. Learn scuba diving, tüple dalış yapmak. Go cycling. Biz bunu daha çok riding a bike olarak gördük ama go cycling de çok sık kullanılan bir fiil. Bisiklete binmek, bisiklet sürmek. Catch fish, balık tutmak. Visit an ancient city, tarihi bir şehri gezmek, bir şehirde ziyaret etmek. Climb a mountain, dağa tırmanmak, dağ tırmanışı. Hike in the mountains, bunu da daha çok hiking olarak, yani dağ yürüyüşü yapmak olarak gördük daha önce. Stay at a hotel or stay in a hotel. Bir otelde kalmak, otelde konaklamak. Visit a museum. Müzeyi ziyaret etmek. Swim in the pool. Havuzda yüzmek. Şimdi burada fotoğraflarla bu aktiviteleri, fiilleri eşleştirelim. Evet, ikinci fotoğrafta bir yere baktıklarını, bir yeri gezdiklerini görüyoruz. So it's sightseeing. And next one. There is a boy and he is learning skiing. Kayak yapıyor. There are two children in this picture and they have some flowers. It's pick up or pick flowers. Diğer fotoğrafımızda yüzme havuzunda bir çocuk. It's learn swimming. And there are some children in the tent. Stay in a tent. And they are walking on the beach. It's holiday. Go on holiday. And look at this picture. What do you see? It might be camping holiday. Or go camping. And there is a boat in this picture. It's sailing. Try sailing. Or go sailing. And there are some children in this picture and they are in a museum. Visit museums. And there are some people in this picture. They climb a mountains. Tırmanış, tırmanmak. Burada da fotoğraflarla yine kelimelerimizi eşleştiriyoruz. Bu fotoğrafta bir kamp çadırı. Dolayısıyla it's a camp. And there are some trees in this picture. So it might be a forest. There is a lake in this picture. Lake göl demekti. Lake göl. Burada bir ev var.
Şehir, the country. And this is a garden. And I see a coffee in this picture. And do you remember this one? It's funfair. And there are two mountains in this picture, so it's mountains and number 7. And there is a river in this picture. River, nehir, lake, göl. Evet, şimdi ünitemizin temel konusu olan geçmiş zamana, yani simple past tense'e geldik. Simple past tense, geçmişte yaşanmış ve bitmiş olaylardan, geçmişte olmuş bitmiş bir olaylardan bahsederken kullandığımız bir tense. Fiillerin birinci halleri, ikinci halleri ve üçüncü halleri vardır. Simple past tense'de biz fiillerin ikinci hallerini kullanırız. Fiillerin üçüncü hali de başka tenslerde kullanılır. Fiiller düzenli fiiller, yani regular verbs and irregular verbs, yani düzensiz fiiller olarak ikiye ayrılırlar. Düzenli fiiller sonlarına d, ed, and ied şeklinde alır. Sonunda biten harfe göre. Düzenli fiiller sonuna bu ekleri alırken, düzensiz fiillerin ise adından anlaşılacağı gibi bir kurala tabi olmadan değişkenlik gösterir. Bazıları aynı kalır, bazıları tamamen değişir. Bunları bir sonraki sayfada anlattığım zaman göreceğiz hangi fiillerin düzensiz olduğunu. Siz zaten bu fiilleri daha önce çok gördünüz. Çok kez karşılaştığınız fiiller. Bunların ikinci hallerini biz göreceğiz. Positive form. Simple past tense'de olumlu bir cümle, yani pozitif form, olumlu bir cümle kurduğumuz zaman fiillerin ikinci hallerini kullanırız. Fakat bu simple present tense, yani geniş zamanda gördüğümüz gibi he, she, it'e göre bir değişkenlik göstermiyor. Yani simple present tense'de hatırlayın geniş zamanı. He, she, it'te fiile takısı geliyordu. Fakat geçmiş zamanda hiçbir özneye göre bir değişkenlik göstermeden biz fiillerin ikinci hallerini kullanıyoruz. Hemen örneklere bakalım. Visit, ziyaret etmek kelimesi, fiili daha doğrusu, visited olmuş. Yani sonuna ed almış. I visit, she visited, he visited, we visited, you visited or they visited. Hepsi aynı. Yani fiillerin ikinci hallerini bütün özneler için kullanabiliyoruz. We cried. Cried, gördüğünüz gibi ağlamak fiili, sonundaki y düşmüş ve ied eki almış sonuna. Stop kelimesi. Stop kelimesi, durmak kelimesi, durmak fiili, sonunda bir p var ve bu çift olmuş ve ied almış sonuna. Fakat bunlara, biz hepsine bunlara düzenli fiiller diyoruz. Biraz sonra tekrar size düzenli fiiller veya düzensiz fiillerle ortak olarak kurulmuş olumlu cümleler ve o olumlu cümlelerin olumsuzluğunu, aynı zamanda soru cümlesi olarak hepsini göstereceğim. Olumsuz cümleye bakalım. Past tense olumsuz cümlelerde ise did not kullanırız. Did not veya didn't. Hani simple present tense'de, geniş zamanda bir cümleyi olumlu yapmak için nasıl kullanırdık? Don't veya doesn't ile kullanıyoruz. Simple past tense'de de olumsuz yapmak için cümleyi did not veya didn't kullan. Didn't daha sık kullanılan bir kelime. Do not'tansa don't'u kullandığımız gibi did not'tansa didn't daha sık kullanılıyor. Olumsuz cümle yaparken de didn't ve burada dikkat etmemiz gereken şu, fiilin birinci hali. Simple past tense fiilin ikinci halini kullanacağımız cümle türü olumlu cümleler. Olumlu cümlelerde fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Negatif cümlelerde, yani olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde fiillerin birinci halini kullanıyoruz. Olumsuz cümlelerde, örneğin burada ne demiştik? We cried. We cried or he cried or I cried, she cried. Ağladım, ağladı, ağladık cümlesine olumsuzuna bakalım. She didn't cry. We didn't cry. I didn't cry gibi. Olumsuz cümlelerde de did not veya didn't ve fiilin, burası çok önemli, fiilin birinci hali. Fiilin ikinci hali sadece
olumlu cümlede kullanılır. Olumsuz cümlede ise did not veya didn't olduğu için fiilin birinci hali kullanılır. Hemen soru cümlesine de bakalım, daha sonra örneklere soru cümlesinde de sorularımızı did ile soruyoruz. Geniş zamandan hatırlayacağınız gibi geniş zamanda soru cümlesi yaparken özneye göre do veya does ile başlıyorduk cümleye. Soru cümlesini yaparken de past tense'de soruya did ile başlıyoruz. Did I visit? Did she visit? Did she play? Did we play? Did he cry? Gibi. Soru cümlemizde yine did olduğu için fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. Kuralımız çok net. Olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali, olumsuz ve soru cümlelerinde fiilin birinci halini kullanıyoruz. Neden? Çünkü did var. Did gördüğümüz zaman fiilin birinci halini kullanıyoruz. Şuradaki örneklerde ve şuradaki örneklerde göreceğimiz gibi. Hemen yan tarafa bakalım. Ondan önce sorulara olumlu ve olumsuz olarak cevap verelim. Olumlu olarak cevap verdiğimiz zaman sorulara Yes, I did. Yes, she did. Yes, he did. Hemen aklınıza yine simple present tense gelsin. Yes, she does. Yes, he does. Yes, I do. Yes, they do. Yes, we do gibi olumlu cümlelere biz bu şekilde cevap verirken past tense'de burada Yes, she did. Yes, he did. Yes, I did. Yes, you did gibi olumlu cümlelere bu şekilde cevap veriyoruz. Soruya olumlu cevabımız bu şekilde oluyor. Olumsuzda ise No, she didn't. No, he didn't. No, they didn't. No, you didn't gibi. Hemen şuradaki kısa örneğe bakalım. Did you listen to music? Müzik dinledin mi? Yes, I did. Evet, dinledim. Did you learn diving? Dalmayı öğrendin mi? No, I didn't. Hayır, öğrenmedim. Evet, şimdi burada da düzensiz fiiller hangileriymiş görelim. Go fiili en sık kullanılan fiillerden bir tanesi. Go fiilinin ikinci go bir düzensiz fiildir ve ikinci hali went'tir. Speak fiilinin ikinci hali spoke'tur. Burada bu düzensiz fiillerle önce cümle yapmış, daha sonra olumsuz cümle yapmış, daha sonra da soru cümlesi yapmış. Bu şekilde aynı örneği birazdan göreceğiz. You went, sen gittin. You didn't go, gitmedin. Did you go, gittin mi? He spoke, konuştu. He didn't speak, konuşmadı. Did you speak, konuştun mu? Or did he speak, konuştu mu? Gibi yapabiliriz. Hemen bakalım. Düzensiz fiillerin ikinci hallerine bakalım. Bunları zaten çoğunuz öğrendiğinizi düşünüyorum. Çoğunuzun öğrendiğini. Be fiili. En önemlisi bu. Buraya çok dikkat edin. To be fiilinin geniş zamandaki hali emizar, geçmiş zamandaki hali ise was were'dür. Fakat burada farklı olarak şöyle oluyor. I was, you were, she was, he was, it was, we were, they were. Yani çoğullarda were, tekillerde was kullanıyoruz. Sadece you'da were kullanıyoruz. Yani you hem sen hem siz anlamına geldiği halde you kullandığımız zaman eğer öznemiz you ise biz onun için were kullanıyoruz. Become, became. Buy, bought. Catched, caught. Come, came. Do, did. Drive, drove. Eat, ate. Fall, fell. Find, found. Forgot, forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Know, knew. Live, left. Make, made. Meet, met. Put. Bakın, değişmeyenlerden bir tanesi put. Ride, rode. Run, run. Say, said. See, saw. Sleep, slept. Spend, spent. Swim,
swam, take, took, tell, told, wear, wore gibi. Tamamen değişenlerden bir tanesi ise go, went. Bazılarında da tek harf değişiyor. Örneğin fall, fell gibi veya give, gave gibi. Bazılarına tek harf değişiyor. Bazıları ise go gibi or ne gibi mesela leave gibi tell gibi tamamen değişenler de var. Hemen şurada önemli bir bölüm daha. Geçmiş zamanda kullandığımız zaman zarfları. Bunlar cümlenin başına veya sonunda kullanılabilir ama daha sık gördüğümüz şekilde cümlenin sonunda kullanılmaları. Yesterday, dün demek. Bu zaten geçmiş zamanı ve yani yakın geçmiş zamanı veya geçmiş zaman için çok sık kullanılan bir tane zaman zarflarından bir tanesi yesterday. Bunu yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening şeklinde de kullanabiliriz. Dün akşam, dün gece, dün sabah, dün öğlen gibi. Sadece dün veya last, bu önemli bir kelime. Geçen. Last night, last Sunday, last summer, last month, last year, geçen yıl, geçen pazar, geçen hafta, geçen gece, geçen yaz gibi, geçen ay gibi kullanabiliyoruz bunu da. Too ve önemli bir kelime olan ago. Önce. Hemen aklınıza before gelebilir. Before da önce demek. Fakat before bir bağlaçtır. Ago ise bir zaman zarfı. Yani 2 years ago dediğim zaman 2 yıl önce. Fakat before iki cümleyi bağlamak için kullanılır. Yani şunu yapmadan önce bunu yaptım gibi cümleleri bağlarken önce anlamını verir. Fakat ago zaman zarfı olarak kullandığımız bir kelimedir. 2 years ago, 2 yıl önce. 5 days ago, 5 gün önce gibi. Veya in. Eğer günümüzdeki yıldan, günümüzdeki tarihten önce bir tarih söylüyorsa o da otomatik olarak geçmiş zaman olarak sayılır. Örneğin 2015'te olan bir olaydan bahsederken in 2015 dediğim zaman 2015'te geçen bir olaydan bahsediyorsam zaten bugün 2020'de olduğumuz için geçmiştir. Bunda da zaten geçmiş zaman kullanılır. Hemen örneklere bakalım. I was at home yesterday. Dün evdeydim. Yesterday I was at home. Dün evdeydim. Anlam olarak hiçbir değişikliği yok. Sadece başında veya cümlenin sonunda kullanabilirsin ama dediğim gibi daha sık kullanılan cümlenin sonunda gördüğümüz. Evet, cümle ile ilgili etkinliklere geçmeden önce hemen şöyle aynı cümlenin hem pozitif halini hem negatif halini hem de soru cümlesi şeklinde kullanımını görelim. I picked flowers yesterday. Dün çiçek topladım. She played with her friends. O arkadaşlarıyla oynadı. They slept early. Erkenden uyudular. He went to school late. Okula geç gitti. We had an exam yesterday. Dün bir sınavımız vardı. Hemen olumsuz hallerine bakalım. I did not pick flower yesterday. Gördüğünüz gibi did not geldiği zaman yukarıda bizim pick up dediğimiz fiilin ikinci halini yani ed eki almıştı burada. Fakat olumsuz cümlede ne oldu? Did geldiği için yani did not geldiği için cümlede fiilin birinci halini kullandık. Yani yalın halini kullandık. She didn't play with her friends. O arkadaşlarıyla oynamadı. Gördüğünüz gibi play fiilinin yine yalın halde olduğunu görüyoruz. They did not sleep early. Onlar erken uyumadılar. Did not olduğu için yine sleep fiilin birinci hali. Yukarıda olumlu cümlede ise slept yani fiilin ikinci halini görmüştük. He didn't go to school late. O okula geç gitmedi. We didn't have an exam 2 days ago. 2 gün önce bir sınavımız yoktu. Yukarıda ise we had yani have fiilinin ikinci hali. We had an exam 2 days ago diye gördük. Şimdi bunların soru cümlesi haline bakalım. Did I pick flowers yesterday? Dün çiçek topladım mı? Hatırlamıyorum çünkü. Did I pick flowers yesterday? Dün çiçek topladım mı? Yes you did or yes no you didn't diye cevap verebiliriz.
Did she play with her friends? O arkadaşlarıyla oynadı mı? Did they sleep early? Erkenden uyudular mı? Burada bir soru işareti olacak. Koymayı unutmuşum. Did he go to school late? Okula geç gitti mi? Yes, he did. No, he didn't. Cevap veriyorum. Did we have an exam 2 days ago? 2 gün önce bir sınavımız var mıydı? Yes, we did. No, we didn't. Gördüğünüz gibi soru cümlesinde de did olduğu için fiillerin have gibi, go gibi, sleep gibi birinci hallerini kullanıyoruz. Yani özetleyecek olursak geçmiş zamanda fiilin ikinci halini olumlu cümlede kullanıyoruz. Fiilin birinci halini negatif cümlelerde ve soru cümlesinde did ile birlikte kullanıyoruz. Hemen buradaki etkinlikleri de yapmaya başlayalım. We joined a sightseeing tour week. Last week. Geçen hafta bir gezip görme turuna katıldık. Gezi turuna katıldık. My mother went on a trip 2 days. 2 gün önce. 2 days ago. Zaten last gördüğünüz zaman cümlede, yani last'tan sonra bir isim olması lazım. Last night, last summer, last day, last week gibi. We stayed in a hotel when we were in London. Year. O zaman şimdi söylediğim gibi sonrasında bir kelime varsa last year. We took a sightseeing tour in Istanbul. İstanbul'da bir gezi turuna katıldık. Bir gezi turuna katıldık. Ne zaman? 2015'te. Dolayısıyla geçmiş bir zaman. Yıllardan önce ne kullanıyorduk? In. We wrote a letter to his parents on holiday last winter. Geçen kış. I picked fresh fruit yesterday. Ego demem için kaç gün önce, kaç yıl önce, kaç hafta önce gibi bir zaman dilim zaman gerekiyor bana. O olmadığı için veya öncesinde daha sonrasında bir kelime olmadığı için bir kelime veya kelime grubu last demem için geçen kelimesini kullanabilmişim. Şey. Dün meyve topladım. Taze meyve topladım. I watched a documentary Monday. O zaman last Monday. Documentary neydi? Belgesel. Evet, burada hızlıca fiillerin ikinci hallerini yazalım. Read, read. Bunun özel bir, yani okumak fiilinin özel bir durumu var. Read, read oluyor. Sen sadece okunuşu değişiyor. Yazılışında herhangi bir değişiklik yok. İlk bunun ikinci hali sadece okunuşunda. Read, read. Play, played. Write, wrote. Listen, listened. Drive, drove. Open, opened. Go, went. Get, got, eat, ate, like, liked, take, took, give, gave, learn, learned. Learn, ed de alabilir sonuna. Yani hem düzenli hem düzensiz fiil gibi kullanılabilir. Buy, bought, have, had, watch, watched, and sit, sat. Bu etkinlikte ise the girl in picture A went to Paris. The girl in picture A went to the Paris. Fiillerin ikinci hallerini kullanarak cümle kuruyoruz. The girl in picture B went to the zoo. The girl in picture E picked up flowers gibi. Açalım bakalım. The boy in picture C played computer game. Yes, gördüğünüz gibi played, went, sunbathed neydi? Güneşlenmek, sunbathed. İkinci hali sunbathed, düzenli bir fiil, ed alıyor. Picked flowers and rode on a bumper car. Bumper car, bumper cars. You can remember unit funfair.
Çarpışan arabalar. Önceden hatırlayacağınız gibi. Evet, sonraki etkinliğe geçelim. Evet, burada da fiilin ikinci halini, eğer past tense'de kurulmuş bir cümle ise fiilin ikinci halini seçerek devam ediyoruz. Last week she to the cinema, but I didn't with her. Last week zaten bu gördüğümüz gibi geçmiş zamanda kurulmuş bir cümle. Dolayısıyla da go fiili mi, went mi? Yani go mu, went mi? Fiilin birinci hali mi, ikinci hali mi? Olumlu bir cümle olduğu için fiilin ikinci hali yani went. But, olumsuz cümle ama I didn't with her. Didn't olduğu için olumsuz bir cümle. Olumsuz cümlelerde fiilin birinci halini kullanıyorduk. Dolayısıyla da go. Did your friend stay in the forest or stayed in the forest? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesinde hemen hatırlayalım. Did olduğu için soru cümlesinde fiilimizin yalın halini kullanıyoruz. Yani stay. Dördüncü cümlemizde I drink or drank milk for breakfast yesterday morning, but I didn't like or liked. Şimdi bu bir olumlu cümle. Ön taraf birinci cümlemiz olumlu cümle. Dün kahvaltıda süt içtim. Dolayısıyla fiilin ikinci hali drank. But I didn't. Yine didn't olduğu için fiilin birinci halini seçiyoruz. Bir soru cümlesi. Soru cümlesinde did you take or took lots of photos on vacation? Fiilin birinci hali mi, ikinci hali mi soru cümlesinde? Tabii ki birinci hali. Bir olumlu cümle. Olumlu cümlede fiilin ikinci hali yani took. Where did you visit or visit in Paris? Paris'te nereyi ziyaret ettin? Bu bir soru cümlesi. Soru cümlesinde fiilin birinci halini kullanıyoruz. I visit or visited the Eiffel Tower. Eiffel Kulesi'ni ziyaret ettim. Bir olumlu cümle. Olumlu cümlede fiilimizin ikinci hali. In a winter sports center, I learn or learned skiing. Bir olumlu cümle. Dolayısıyla fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Did you leave or left your car keys at home? Arabanın anahtarlarını evde mi bıraktın? Bir soru cümlesi. Dolayısıyla fiilin birinci hali. Left fiilin ikinci hali. Yes, I didn't take or took them with me. Onları yanıma almadım. Bir olumsuz cümle. Olumsuz cümlede fiilin yalın halini kullanıyoruz. Yani birinci hali. Where did you sail or sailed last week? Bir soru cümlesi. Soru cümlesinde did olduğu için fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. We sail or sailed on the lake. Gölde yelkenliğine açıldık. Dolayısıyla da fiilin birinci hali mi, ikinci hali mi? Olumlu bir cümle olduğu için fiilin ikinci halini kullanıyoruz. Yesterday morning, dün sabah. I missed the bus. Olumlu bir cümle olduğu için fiilin ikinci hali yani missed the bus. So, bu yüzden I walk or walked to school. Okula yürüyerek gittim. Bir olumlu cümle, dolayısıyla da fiilin ikinci hali. Evet, şuradaki eşleştirmeleri de fotoğraflarla açayım. Evet, bir sonraki sayfamıza geçelim. Burada da soru kalıplarımızı eşleştiriyoruz. Gereken yer, doğru yerlere doğru soru kalıbını yerleştireceğiz. Hi David, hi Sue. They told me you were out of town. Şehirden çıktığını söylediler. Yes, you are right. We were on holiday. Evet, tatildeydik. Where did you go on holiday? Tatile nereye gittin? We went to the seaside in Antalya. Gördüğünüz gibi bir soru cümlesi ve soru cümlesinde fiilin birinci hali. Cevap bir olumlu cümle. Olumlu cümlede ise fiilin ikinci halini görüyoruz. You alone. Okay, let's look at the answer. Cevaba bakalım. No, I wasn't. Yalnız mıydın? Hayır, değildim. Were you alone?
No, I wasn't. Did you go with? Kiminle gittin? Cevaba bakıyoruz. I went there with my friends. Cevap olumlu bir cümle ve fiilin ikinci hali kullanılmış. Soru cümlesinde kimle gittin derken nasıl soruyoruz? Who? Who did you go with? Kiminle gittin? I went there with my friends. Arkadaşımla gittim. Okay, let's look at the answer. 3 weeks ago. Bize 3 hafta önce olduğunu söylüyor. Dolayısıyla da sorum nasıl olacak? When did you go there? Ne zaman gittin? 3 hafta sonra. Did you do there? Orada ne yaptın? Ne yaptın? I did lots of things. Çok şey yaptım. Dolayısıyla sorumuz ne olacak? Ne yaptın? So it's what? I learned scuba diving. I also went sightseeing and bought lots of souvenirs for my friends. Bu Fransızca bir kelime. Yani Fransızca kökenli bir kelime. İngilizce'de kullanılan hediyelik eşya anlamına geliyor. Bunun yerine gifts veya presents da kullanabiliriz. Did you travel by plane? Cevabımız by plane. Yani uçakla. Dolayısıyla sorumuz ne olacak? How did you travel? Nasıl seyahat ettin? Books did you read during your holiday? Tatil boyunca kaç tane kitap okudun? Only one, not many. Only one, sadece bir tane. Dolayısıyla sorumuz how many? Of course I did. You have fun. Eğlendin mi? Of course I did. Did you have fun? Eğlendin mi? Happy to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. Mutlu oldum. I was at home and so bored. I hope I can come with you next year. Umarım bir sonraki yıl seninle gelebilirim. Why not? Neden olmasın? I have a class now. I must go. Take care. It's okay. Bye. Hemen buradaki etkinliğimiz nasılmış bakalım. Evet, fotoğraflarla eşleştirmeli bir etkinlik. Okay, now. Burada da fotoğraflarla etkinlikleri, aktiviteleri eşleştireceğiz. Go paragliding. It's which picture? It's three. Try rafting. It's seven. Have a picnic. Is picture 2. Help mom in the kitchen. It's 8. Pick apples. Elma toplamak. It's 5. Walk in the rain. There is a rainy weather. And visit grandparents. It's picture 6. Now we will complete this sentence with simple past tense. All the children got wet yesterday because they. Bütün çocuklar dün ıslanmıştı çünkü yağmurda yürüdüler. Yukarıdaki cümleleri de yukarıdaki kelimeleri aşağıya yerleştireceğiz. Çünkü yağmurda yürüdüler. Fakat bu bir geçmiş zaman, çünkü dün diyor, geçmiş zamanda olduğu için fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz. They walked in the rain. I yesterday because I missed them very much. Onları çok özledim. Kimi çok özledim? Birilerini ziyaret ettim. I visited my grandparents. Büyük annemi ve büyük babamı ziyaret ettim çünkü dün onları ziyaret ettim çünkü onları çok özlemiştim. I love water sports. Su sporlarını severim. So the answer is try rafting, but it's a sentence in simple past tense, so we have to use second form of the verbs. It's tried. Tried rafting. And I and we made a cake yesterday. We like cooking together. Dün bir kek yaptık. Birlikte yemek yapmayı, yemek pişirmeyi seviyoruz. O zaman help mom in the kitchen, but we have to use second form of help. İkinci halini kullanacağımız için helped with my mom in the kitchen. And Jack last summer he was up in sky for an hour. Gökyüzündeydi. Kimden ne hangi etkinlikten, aktiviteden bahsediyor olabilir? Go paragliding. So ikinci halini kullanacağımız için de it went paragliding. I like fresh fruit. So I
Picked apples. Elma topladım. They were delicious. Gördüğünüz gibi bu da onlar lezzetliydi. Geçmiş zamanda kurulmuş bir cümle. Delicious, lezzetli. With my family last Sunday because it was a nice day. Piknikten bahsediyor burada da. I had a picnic. Had a picnic. İkinci halini kullandığımız için. I had a picnic. Evet, sıradaki etkinliğimiz. Burada da fotoğraflarla etkinliği işte şöyle göstereyim. İyi. Sail olmak, yelkenliyle açılmak. Burada bir yat gibi görüyoruz daha çok ama. Lara climbed a mountain. Climb mountain is the. Sam climb a tree. Ağaca tırmanmak is G. Susan fly a kite. Uçurtma uçurmak is C. Tracy travel by train. Trenle yolculuk etmek is H. Tim do gardening. Bahçe işleriyle uğraşmak. It's B. And Andy walk in the forest. Is picture B. A. Sorry A. Collect seashells. Seashells deniz kabuğu. Deniz kabuğu biriktirmek. O hangi fotoğraf? İyi. Now we will make a question. A positive question or a question. It past tense. What did Jessica do yesterday morning? Jessica dün sabah ne yaptı? She stayed in a tent yesterday morning. Dün bir çadırda kaldı. Okay, let's ask for question for Robert. What did Robert do this afternoon? He sailed on a boat. What did Laura do 2 days ago? 2 gün önce Laura ne yaptı? Laura climbed a mountain. İkinci halini kullandığımız için climbed a mountain. Four. What did Sam do last weekend? Geçen hafta ne yaptı? He climbed a tree. Bir ağaca tırmandı. 5. What did Susan do last summer? She or Susan flew a kite. Flew, ikinci hali. Tracy, what did Tracy do last month? Ne yaptı? Geçen ay ne yaptı Tracy? She traveled by train. İkinci halini kullandığım için traveled. And what did Tim do a year ago? Bir yıl önce ne yaptı? He did gardening. And what did Andy do 3 months ago? 3 ay önce Andy ne yaptı? He walked in the forest. İkinci hali. And what did Pam do last week? Geçen hafta ne yaptı? Pam collect seashells. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Burasını, siz bunları yapmıştınız sanırım. Burası ödev olsun. Burayı birlikte yapalım. Buradaki cevapları birlikte cevaplayalım. Ben test bölümüne geçiyorum. Which sentence is false about Tom's? Bu test kısmını da biz birlikte yapalım. Buraya kadar yeterli. Şu son 3 sayfayı bu etkinliğe kadar burada beraber yaptık. Diğerlerini online dersimizde hep birlikte hem metni okuyup soruları metne göre cevaplarız hem de
Kalan iki testimizi cevaplarız. Evet. Dersimiz bugünlük bu kadar. Herkese katılımınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.